Akılda çıkartılan gıyabi tutuklama kararı uyarınca aranan Sedat Peker teslim olmak için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Ancak kapıda Organize Suçlar Şubesi ekipleri bekliyordu. Burada gözaltına alınan Peker elleri kelepçelenerek ekip otosuyla götürüldü. Bu sıralarda ağabeyi Atilla Peker ve Hüseyin Nalbantoğlu adliyeye gelerek savcılığa teslim olmak istedi. Adliye polisi bir süre içeri sokmak istemediyse de durumu pencereden gören savcının talimatıyla ikili içeri sokuldu. Hakkında 4,5 yıl hapis cezası istenen kabadayı Sedat Peker bugün bir kez daha hakim karşısındaydı. Haydi devam et, devam ediyorsun. Gel gel. İstanbul 4 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülen davada Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sergen de dinlendi. Sergen ifadesinde Rizeli Kemal adlı kişiyle kumar oynayıp 200 bin mark kaybettiğini, daha sonra aynı kişinin hileli kumar oynattığı belirlenince parasının bir kısmını geri aldığını söyledi. Başarılı futbolcu parasını almak için Sedat Peker'den yardım aldığı iddiasını ise reddetti. Aç şurayı ya. Aç şurayı. Sergen Bey başka alacak. Ya oğlum bırakın gidin. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme aynı suçla yargılanan Trabzonspor eski başkanlarından Atilla Yıldırım'la kardeşi Mahir Yıldırım hakkında tahliye kararı aldı. Ancak Peker'in tahliye istemi reddedildi. Mahkeme çıkışı neşeli olduğu görülen Peker kararı saygıyla karşıladığını söyledi. Mahkemenin verdiği kararı tartışmak bize düşmez. Öyle uygun görünmüş. Sedat Peker daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Yargılandığım kelebek dosyası kapsamında bir adam iş yerine bir tane kız alıyor 14 yaşında. İçeceğine uyuşturucu atmış, tecavüz etmiş. Annesi de bunu şikayet etmiş. Bu da yanına iki kişi almış. Show TV'de gizli çekim yapıyorlar. Adam diyor ki bunlar diyor Sedat Peker'in adamı. Sedat Peker de benim yakınım. Sen eğer şikayetini geri almazsan diyor sizin diyor ailenizi hepinizi öldürecekler. Şimdi efendim ben bu adamı yakalamışım. Kolunu kırmışım yetmemiş, bacağını kırmışım yetmemiş, kafasını kırmışım yetmemiş, kaburgalarını kırmışım yetmemiş. Ben gene diyorum, bende böyle bir potansiyel var. Ben böyle bir şey gene yapabilirim.